Efendim 1071 Ahlat Yapı'nın sunduğu Gezici Radar programı bu hafta arkamdan da gördüğünüz gibi yemyeşil Bünyan'da ve şu anda Bünyan cam terastayız. Gerçekten büyük emekler verilerek yapıldı bu cam teras ve tabii ki Kayseri turizmine, Bünyan turizmine kazandırıldı. İşte bizler de bugün bu cam terası gezeceğiz. Muhteşem Bünyan manzarasına eşlik edeceğiz ve tabii ki Bünyan'ın su kaynaklarından en başında gelen Bünyan Pınarbaşı'nı gezeceğiz ve 15 Temmuz şehidimiz Cennet Yiğit'in anısına yapılmış olan müzeyi ve onun evini aziz hatırasında sizler için görüntüleyeceğiz ve tabii ki Gezici Radar Bünyan'da bugün sizler için başlıyor. ...1071 Ahlat Yapı Gezici Radar'ı sunar. Efendim tertemiz havasıyla içimizde bahar esintileri estiren ve adeta Bünyan'ın buluşma noktası olan Pınarbaşı mevkiindeyiz. Burası hem bir mesire alanı hem de Bünyan'da muhteşem bir suyun çıkış kaynağı. Şu anda bir köprünün üzerindeyiz ve altımızda ördekler geziyor. Gerçekten Bünyan'da denize en yakın mesafemiz 300 kilometre olmasına rağmen bir deniz havası alabileceğiniz noktada Bünyan'dayız. Bünyan Kaymakamımız Turgut Gülen'le birlikteyiz. Efendim gerçekten çok şahsına münhasır bir noktadayız diyebiliriz. Her tarafımız dağlarla, ovalarla çevrili ama biz suyun hemen dibindeyiz. Biraz burayı bize anlatır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Burası Bünyan için çok önemli olan Pınarbaşı. Bünyan'da ve Kayseri civarında insanlar burasını çok önemsiyorlar. Özellikle hem hafta sonu daha yoğun olmak üzere ama hafta içi de boş zamanlarında mutlaka buraya geliyorlar. Pınarbaşı burada saniyede 1000 litre su çıkıyor. Bünyan'ın tarım alanlarının geçmişten beri sulanmasında burasının çok ciddi bir katkısı var. Evet. Aynı zamanda Bünyan'ın içme suyunun da kaynadığı yer burası. Biz Bünyanlı hemşerilerimizi, Kayserili hemşerilerimizi hafta sonu, hafta içi mutlaka buraya bekliyoruz. Bünyan'ı keşfetmeye gelsinler, Pınarbaşı'nı görmeye gelsinler ve bu güzellikleri hep birlikte aileleriyle değerlendirsinler. Şimdi şunu söyleyelim, tabii Bünyan'a şöyle yukarıdan baktığımızda hakikaten yemyeşil bir Bünyan olduğunu görüyoruz. Ağaçlarıyla, otlarıyla, meyveleriyle ve verimli topraklarıyla Bünyan'ın yeşilliği dillere destan. İşte o yeşilliğin yıllara, yüzyıllara dayanan sırrı da üzerinde bulunduğumuz noktadan geçiyor. Buradaki sular, o tarımsal alanları ve tabii ki ağaçların diplerini sulayarak yemyeşil Bünyan'ın gözlerimizin önüne serilmesinde başrol oynuyor. Hani bir sanat, bir de sanatçı vardır ya, işte Bünyan'ın böylesine güzel bir sanat eseri olmasının yegane sebebi altımızdan akan bu güzel suyun sanatçı gibi nakşettiği yeşil Bünyan. Herhalde yanılıyor olmayız değil mi kardeşim? Kesinlikle. Burası sizlerin de söylediği gibi yemyeşil bir yer. Suyun toprağa hayat verdiği bir yer. Burası bizim Bünyan Belediye'mizce halkımızın hizmetine sunuldu. İnsanlar buraya çok eski yıllardan beri sürekli geliyorlardı ama son düzenlemelerle herhalde birazcık daha cazip hale geldi. Biz de hem Bünyan Kaymakamlığı hem Bünyan Belediyesi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Valimizin Kayseri'de başlattığı turizm atağıyla beraber biz burasının da Kayseri'nin turizm haritasına eklenmesini ve insanların ziyaret etmesini istiyoruz. Peki. Efendim şunu da eklemek istiyorum. Hemen sol tarafımızda bir restoran var. Bu alanda ailelerinizle yemek yiyebilir, çay sohbetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kameraman arkadaşımın soluna, benimse sağıma düşen bölümde de bir mesire alanı var. Kamelyaları görüyorsunuz. Ağaçların altında gölgelik alanları görüyorsunuz. Ailenizle mangal yapabileceğiniz, nefes alabileceğiniz, çocuklarınızın özgürce ve rahatça koşup oynayabileceği ve burada ördeklerle suyla hemhal olabileceğiniz gerçekten muhteşem bir başyapıt. Hafta sonlarınızı ya da bilumun boş vakitlerinizi geçirebileceğiniz, işten arta kalan zamanlarda ailenizle birlikte hoş vakit geçirebileceğiniz bir nokta. Bünyan'a gelip Pınarbaşı'na gelmemek olmaz diyoruz ve hafta sonlarınızın uğrak noktası Bünyan Pınarbaşı olmalı.
Efendim şu anda Bünyan'ın en güzel noktalarından bir tanesindeyiz ve o Yeşil Bünyan diye anlattığımız, adlandırdığımız işte muhteşem doğa hemen arkamızda ve Bünyan'ı en tepeden gören, en hakim bölgelerden bir tanesindeyiz. Altımız Bünyan kadar yeşil ve cam teras şu anda. Aşağı doğru baktığımızda da başımızda hafif bir dönme, midemizde ufak bir bulantı oluşmuyor desek inanın yalan söylemiş oluruz. Korkutucu ama güzel Bünyan manzarasıyla birlikte Bünyan kaymakamımızdayız. Tabii ki emekler çok gerçekten. Burası yapılışıyla, planlanışıyla ve ortaya konuşuyla hem Bünyan için hem Kayseri için önemli lokasyonlardan, önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. İnanıyoruz ki yıllar sonra da Bünyan'a gelen, Bünyan'dan geçen herkes bu cam terasta en az bir kez yürümüş ve tabii ki Bünyan manzarasını buradan bir kez de olsun izlemiş olacak diye düşünüyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Daha önce de sizleri biz burada yapım aşamasında misafir etmiştik. Son noktada artık bitmek üzere. Son dokunuşlar yapılıyor. Ama ilk buraya biz Kayseri Valimiz, Gökmen Çiçek Valimizle, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Memdu Başkanımızla beraber, Bünyan Belediye Başkanımızla beraber gelmiştik. O günden bugüne çok şey burada değişti, dönüştü. Ben eminim ki bu Kayabaşı cam terası hem Kayseri turizm açısından hem Bünyan için çok önemli şeyler ifade edecek. Sağ olun, sizler de ilk günden itibaren bizim yanımızda oldunuz. Sürekli burasını haber yaptınız, tanıtmaya devam ediyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Ama yine belirtmek istiyorum ki burası Kayseri turizm açısından önemli destinasyonlardan biri haline. Şu anda yapımı devam ederken bile vatandaşlarımız çok yoğun bir teveccüh gösteriyorlar. Umarım ki hem Kayseri için hem ilçemiz için hayırlara vesile olur. Biz hem Kayseri'den hem civardan bütün hemşerilerimizi, bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Bünyan'ın güzelliklerini buradan başlayarak keşfetmeye davet ediyoruz ve onları bekliyoruz. Peki. Şimdi şunu da ifade edeyim efendim. Burası yokken, yani bu cam teras yapılmamışken ben yine buradaydım ve bir Ramazan günü burada yine böyle bir gezici radar programı çekiyorduk. Hemen sol tarafa, yani benim soluma kameraman arkadaşım Melih ve Mert'in sağına doğru düşen bölümde sadece bir korkuluk vardı. Bizler o korkuluktan, o dönemde Kayabaşı olarak adlandırılan bu bölümden Bünyan'ı izlemiştik ve o zaman belki de hayal bile edemeyeceğimiz bir olayı kaymakamımız, belediye başkanımız ve yetkililer gerçeğe dönüştürdü. Burası Bünyan'ın gerçeğe dönüşmüş bir hayalidir diyorum. Ve diyorum ya, yıllar sonra Bünyan'a yolu düşen kim olursa olsun bu cam terasının üzerinde en az birkaç adım atmış olacak. Korkuyorsa bile, adım atmıyorsa bile burada bir fotoğraf çektirmiş olacak. Çünkü hem Bünyan hem de bu cam teras görülmeye, hatıralara, anılara değer bir noktada. Yolunuz Bünyan'a düşerse mutlaka ama mutlaka bu güzel ilçeyi bir gerdanlık gibi en üstten, en tepeden bakmanızı sağlayan bu muhteşem cam terası görmeden Bünyan'dan ayrılmayın. Efendim Bünyan'ı gezmeye devam ediyoruz ve şimdi sizleri 15 Temmuz gecesine götüreceğiz. Biliyorsunuz hain darbe girişiminin kahraman polislerimiz ve şanlı askerlerimiz tarafından başarıyla bastırılmasının üzerinden oldukça fazla bir zaman geçmedi. Hala acısı çok taze bir şekilde yüreğimizde duruyor. Biliyorsunuz Kayseri'de o gece iki tane vatan evladını toprağa uğurladı. Bir tanesi Yeşilhisarlı Kübra Doğanay, diğeri ise Bünyanlı Şehit Cennet Yiğit. Biz de şimdi Şehit Cennet Yiğit anısına yapılmış anı evindeyiz ve yanımızda şehidimizin babası Yahya amcamız var. Evinin hemen altında bulunan bu bölümü Yahya amcamız bir anı evi, bir müze haline getirmiş. Bünyan'a gelen, Bünyan'a yolu düşen birçok vatan evladı da Yahya amcayı ziyaret ediyor ve buradaki anı evinde Şehit Cennet Yiğit'in anılarını bir kez daha tazeliyor ve kendisini rahmetle anmış oluyor. Bizler de Bünyan'a geldik ve gelmişken buraya gelmeden, burayı görmeden de Bünyan'dan ayrılmak olmazdı. Şehidimizin kıyafetlerinin, üzerinden çıkan son paralarının, cep telefonunun ve tabii ki devlet yetkililerimiz tarafından aileye getirilen anıların bulunduğu alandayız. Dilerseniz gezmeye başlayalım. Sonunda da size adresi verelim ki yolunuz Bünyan'a düştükçe buraya gelmeyi ihmal etmeyin diyelim. Yahya amca başınız sağ olsun, bir kez daha bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Başta kızınız olmak üzere. Kısaca isterseniz buradan bahsedelim. Gelen vatandaşlarımızı da hem davet etmiş olalım. Şimdi efendim bakın, bu tablolar 15 Temmuz gecesi ilçemizde yaşanan olaylar. Biz de oradaydık. Çocuğumuzun şehadetinden haberimiz yok. Sabaha kadar biz de oradaydık zaten, meydanlardaydık. Niye meydanlardaydık? Allah korusun, o hain kalkışma gerçekleşmiş olsaydı zaten o hainler bize yaşama hakkı tanımayacaklardı. Onu biz biliyoruz.
Çünkü biz 12 Eylül darbesinde gördük. Fakat bu darbe değil, bu işgal girişimiydi. Yani biz de orada meydanlardaydık. İşte bu fotoğraflar, bu tablolar o geceden kalma tablolar. İşte burada gördüğümüz vitrin, bizzat cennetin kendi bizzat kullandığı eşyaları. O gece kızınız Ankara'da görevli, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda değil evet, mi? Evet, Ankara'da Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevliydi. Daha işte o gün tatildi, cumartesi tatildi. Gece 11'de kendi şube müdürü bizzat kendisi arıyor. Hemen Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gelin diye. Orada tabii sözlüsü falan otururlarken bir parkta. Hatta şöyle bir anısını anlattı nişanlısı, sözlüsü. Telefon geldiğinde bir an göz göze geldik diyor. Cennet gitme diyecektim diyor. Şöyle bir an diyor hiddetlenerek ayağa kalktı. Ali sakın o aklındakini söyleme. Benim orada arkadaşlarım şehit olurken biz burada oturamayız dedi diyor. Tabii o ara Gülşah aradı diyor. Cennet seni almaya geliyorum diye diyor. Ve Gülşah geldi diyor. İşte Kübra'yı, Cennet'i beraber alıyorlar. Özel Harekat Daire Başkanlığı'na geçiyorlar ve orada hep beraber de şehit oldular. Burada kıyafetlerini görüyoruz. Şehit Cennet için. Kendi kullandığı eşyaları. Evet. Hatta bu aşağıdaki botları, Sur'da giydiği botları. O Sur'da hendek operasyonlarına gittiğinde bakın daha çamuruyla falan duruyor. Evet, en aşağıda şöyle kameraman arkadaşım da göstersin. Şöyle devam edelim isterseniz. Burada da şehidimizin anısına yapılmış olan işte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüetlerini görüyorsunuz ve burada arkadaşlarıyla 4 arkadaş. Bunlar 3'ü Gazi Üniversitesi'ni okuyorlardı. Bakın bu fotoğrafta zaten şehit olmadan 15 gün önceki resimleri. Evet. İstersen devam edelim Yahya amca. Cennetin hayatının özeti. Yani bebekliğinden şehadetine kadar olan, yani bebekliğinden çocukluğu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, akademi ve şehadeti. Yani aşama aşama böyle burayı da öyle dizayn ediyor. Kısacık hayatına sığdırdığı tabii nice anıyı burada da görebiliyorsunuz. Bakın şu tablo. Bakın şu tablo. 15 Temmuz gecesi bizzat Cennet'in hücum yeleğindeki o şarjörlerdeki mermiler Cennet'in üzerinde patlamış. Kendi üzerindeki mermiler. Üzerindeki mermiler kendi üzerinde patlamış. Bakın işte bu gençler bu vatanı böyle savundular. He. Değil mermi. Vallahi top mermisi de patlasa, tank mermisi de patlasa vallahi vız gelir onlar için. Niye? Şehadeti öyle bir göze almışlar ki vallahi Rabbim onların korkuyu kalplerinden silmiş. Vatan aşkına öyle bir cesaret vermiş ki bakın işte bu hale gelmiş. Bu yağlı boya tablosunu da Gazi Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Profesör Necmettin Yağcı hocamız yaptı, gönderdi. Bu sağ olsun. Hediye etmiş gerçekten. Evet, Allah razı olsun kendisine. Hemen arkamıza doğru döndüğümüz üzere devlet büyüklerimizden gelen ailemize hediyeleri ve aziz şehidimizin anısına yapılmış olan plaketleri ve onun yağlı boya tablolarını görüyoruz aslında. Ve burada da o gece 15 Temmuz gecesinde hain kalkışmanın olduğu gecede Özel Harekat Daire Başkanlığımızdaki şehitlerimizin fotoğraflarını görüyoruz. Ve burada da işte o hain darbecilerin Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı maalesef ne hale getirdiğini görüyoruz. Yahya amca son olarak bize burayı tarif eder misin? Senin evini buraya gelen bir insan nasıl bulabilir? Vallahi çok basit. Bünyan Kayseri Caddesi Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu yanı dediğimiz zaman ana yol kenarında zaten çok basit. Bize öyle ulaşabilirler. Hatta telefon numaramı vereyim. Evet. 0532 611 93 88. Numarayı ne zaman ararlarsa da burası açık. Gece 3'te 5'te hiç fark etmez. Yani bizim baş tacımız. Çünkü burayı biz zaten 15 Temmuz'un ehemmiyetini anlatmak için, hele hele gençlere, çocuklara 15 Temmuz'un nasıl bir hain kalkışma olduğunu, bir İstiklal Harbi kadar, bir Çanakkale Savaşı kadar önemli bir kalkışma olduğunu, burada gençlere
ortaokul talebelerine, ilkokul talebelerine hep bunları anlatmaya çalışıyorum. İnşallah yani zerre kadar da bir çocuklarımıza faydamız olursa ne mutlu bize. O amaçla yaptık zaten burayı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim bugün Bünyan'ı gezdik ve Yeşil Bünyan'da başladı gezimiz. Önce Bünyan'ın göz diyebildiğimiz Pınarbaşı'ndaydık ve bu Yeşil Bünyan'ın Yeşil Bünyan olmasını sağlayan o muhteşem suyu ve yeri kaynağında gördük. Akabinde ise Bünyan turizmine, Kayseri turizmine en önemli katkıları sunmasını beklediğimiz Bünyan Cam Teras'taydık. Bünyan Kaymakamımız Sayın Turgut Gülen'le birlikte ve son durağımızda, Bünyan'daki son durağımızda aziz şehidimiz Cennet Yiğit'in anı eviydi. Babası Yahya amcayla tanıştık ve bu anı evini gezdik. Eğer yolunuz Bünyan'a düşerse önce Pınarbaşı'nı, sonra Cam Teras'ı gezin ve şehit Cennet Yiğit'in ana evine gelerek hem Yahya amcayla tanışın, hem sıcak bir çayını için, hem de tabii ki aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anmış olursunuz diyorum. Efendim Gezici Radar programından şimdilik bu kadar. Önümüzdeki haftalarda farklı coğrafyalarda yeniden karşınızda oluncaya dek hoş kalın, hoşça kalın. 1071 Ahlat Yapı Gezici Radar'ı sundu.